aday listesi. Uğur Özteke ve Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Başkanı Sayın Bekir Yaman var. Onlarla beraber başlıyoruz programımıza. Dikkat ettiyseniz mevzu o kadar yoğun ki bugün sesimiz kısıldı telefonla konuşmaktan. O liste geliyor, bu liste geliyor. Hatta son dakika Cumhuriyet Halk Partisi listesinde bile bir değişiklik oldu. Hem de 4 numaradan bir değişiklik oldu. Böyle hızlı değişimler var, küskünler var, telefonlar var, hatta istifalar var şimdiden. 5. sıralardan bile istifalar var sevgili izleyiciler. Bunları sıcağı sıcağına konuşalım. Saat en azından 21.30-22'ye kadar bu listeleri değerlendirelim diye kıymetli misafirlerimi davet ettim. Öncelikle ikinize de ayrı ayrı söylüyorum. Sayın gazeteci Uğur Özteke, kıymetli abim, hoş geldin. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Kabaca hemen diğer konuma geçmeden, bugün sizin telefonunuz çok çalmıştır büyük ihtimal. Değerlendirmeleri sormuşlardır. Bugün buraya geldiğiniz için dar vakit iftarınızı yapar yapmaz çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Öncelikle ikinci konuğumu tanıtayım sevgili izleyiciler size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni, biliyorsunuz, Konya İl Başkanı seçilen Sayın Bekir Yaman Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Fatih Bey. Siz il başkanında yenisiniz ama teşkilatta çok eskisiniz. Evet. Bugün en çok merak edilen listelerden biriydi Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü o liste üzerinden girecekti Millet İttifakı'ndaki diğer partiler. İyi Parti'yi bir kenara bırakırsak diye. Bunu konuşacağız sizinle. Dilerseniz arkadaşlar, CHP listesi ekrana verilmeye hazır olduğunda haber verin. Tamam, o zaman hemen bir ekrana verelim. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde kimler var? Bu eski liste yalnız, bunu yenileyelim arkadaşlar. Yenisiyle değiştirelim. Biz buna bakarken siz yenisini indirin. Bakın bizde bile güncellemekte zorluk çektik. Şimdi bir numara Barış Bektaş. Zaten Barış Bektaş'ın bize göre, öyle değil mi Uğur abi? Kesinlikle. Yani hakkı. Hani ne derler, anasının ak sütü gibi helaldi. Uzun zamandır da CHP il teşkilatı, Konya'daki CHP'liler CHP'li bir milletvekili adayı için çalışmayı özlemişti işin açıkçası. Onu söyleyebiliriz. İkinci sırayı arkadaşlar verelim. O haliyle bir gösterin yeni gelmeden önce. 2-3'te bir değişiklik yok çünkü. Onu bir ekrana yansıtalım. İkinci sıra siz oradan Bekir Bey. Hasan Ekici. Hasan Ekici zaten biliyoruz Gelecek Partisi'nin il başkanıydı. İşte istifa etti, aday oldu. Gelecek Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sırasında. Bir cümleyle değerlendirmek ister misiniz Hasan Ekici'yi? Katkı vereceğini düşünüyorum. O da yılların tecrübeli politikacısı. İttifaktan bize destek vereceğini, katkı vereceğini, birlikte çok yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Sahada birlikte uyumlu şekilde çalışacağız. Uğur Özteke'ye dönelim arkadaşlar. Kamerayı ona yapalım. Uğur Özteke, Hasan Bey sevilen bir isim. Sadece Gelecek Partisi ile ilgili değil. Hani belki diğer il başkanlarını seveni sevmeyeni olur ama ben daha hiç Hasan Ekici ile ilgili böyle olumsuz bir yorum, olumsuz bir görüş görmedim. Bir Hasan Ekici hakkında birkaç cümle alalım. Bir de CHP'nin ikinci sırasındaki konumu için yorumlarınızı alayım. Şimdi herhalde ilerleyen zamanlarda hepsini değerlendireceğiz. Tabii. Ama önce ben size teşekkür ediyorum. Hem Kanal 42 TV 40 hem siz benim için çok önemlisiniz, çok değersiniz. Onun için zaman, an hiç önemli değil. Hale demeniz yeter. Severek, koşarak geldim. İyi ki de geldim. Bugün karnım çok şişti. Bugün indireceğiz inşallah. Şimdi bugün genel anlamda baktığımız zaman CHP'nin listesi, CHP örgütleriyle Konya nezdinde, Ankara genelinde en az tartışılan liste. Sadece 4 ve 5 tartışılmaya başlandı. Evet. Ama ilk 3 sıra için şunu söyleyeyim. Bir de CHP il başkanımız burada, bana kızmasın. Yani CHP 4'ü 5'i bekliyor, hayal kırıklığına uğrar. CHP 3'ü çıkarsın, büyük başarı. Evet. Onu tebrik etmek lazım. CHP yıllardır il teşkilatıyla genel merkezin bu kadar uyumlu çalıştığına şahit oldum. Hep Konya örgütleri böyle inanılmaz bir mücadele verir ama genel merkezde genel başkanın yanındaki yardımcılar o listeleri delerdi. Evet. En son seçimde olduğu gibi. Bu liste, ilk 3 liste CHP'nin bütün diğer partilere göre en az kavgalı, en isabetli CHP açısından, ittifak açısından listesi olarak görüyorum. Bir kere Abdülhatif Şener Bey çok kalitelidir, çok tecrübelidir, muhteşem bir bakan olabilir. Ama
buraya geliş nedeni CHP'den baktığınız zaman Konya muhafazakar kesimine hitap etmesi, oradan bir elektrik almasıydı. Evet. Başkanım hani bana kızmasın ama o elektriği alamadı bu dönemde. Çünkü Ankara'daki görevi ağırdı. Yani milletvekili diyorsunuz, göremedi Konyalı, elektriği alamadı. Barış Bektaş bu işin inanılmaz çilesini çekti. Son derece kaliteli ve birinci sıra sizin dediğiniz gibi helali hoş olabilecek muhteşem evet. bir sıra. Hiçbir kimse ne ittifak ne CHP bu isme itiraz edebilir. İkinci sıra Hasan Ekici. Hasan Bey Gelecek Partisi'nin bir numarası, Sayın Davutoğlu'nun Konya beyni, hafızası, her şeyi. Hasan Bey'in de kişiliğiyle, mesleğiyle, duruşuyla, siyasetiyle lekesiz diyebileceğim bir isim. Üç, inanılmaz isabetli, inanılmaz isabetli bir isim. Genç Osman. Genç Osman, bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyebiliriz. CHP'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı. Yani Konya'dan bir çocuk çıkıyor. Yanılmıyorsam Pirebi'nin, bu Aydoğdu'nun orada oturuyor. Oradan çıkıyor, Ankara'ya gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun her şeyi oluyor gençlik bazında, yani 80 ilde. Yani Konyalı olarak 5-6 ay önce birebirdi. İnanılmaz gurur verici bir şey. Çünkü Konyalı sonuçta, yani bu çocuğun buradan çıkması muhteşem bir şey. Bir kendimize payda çıkaralım. Bizim de programcımızdı bu arada. Süper. Genç Osman Kalik programlarımızı da süper. Yapıyordu. Biz süper. Çok seviyoruz kendisini. Süper. Yani ilk 3 sıra CHP'nin Konya'da diğer partilere baktığımız zaman en problemsiz ve hani tam isabet dedikleri atışları yapmışlar. Bir de şimdi gelelim önceden bizim listelerimizde 4. sıra olan, şimdi 5. sıra olan Ereğli'deki çok önemli bir isme. Kim? Halil size? Ercan. Efendim? Halil Ercan. Halil Ercan. Şimdi Halil Ercan'ı biz listelerde 4. sıralarda gördük. Genel yorumumuz şu oldu. Dedik ki CHP Konya'da ilk defa 4. milletvekiline bu kadar yaklaşmış. Kendi yorumumuz bu oldu. Evet. Neden? Çünkü CHP olarak Uğur Öztekin dediğinde ben de katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rüzgarı olarak Konya'daki gelebileceği rüzgar 3 milletvekili. Bizlerin analizi en iyi bu ihtimal. Yönde. Bizlerin en iyi. Analizi bu yönde. 4. sırada onu görünce dedik ki burada bir stratejik bir deha var. Çünkü Ereğli tarafında partiden bağımsız olarak çok özgül ağırlığı olan, çok bilinen ve kendi şahsında oy potansiyeli olan biri var. Ve 4. sırada olduğu için kendi hem çalışacak hem çalıştıracak. CHP ilk defa 4. sıraya bu kadar yaklaştı dedik Uğur abi. Doğru. Ereğli Karapınar bölgesi. Aynen öyle. O bölgeyle ilgili. Hatta bizim listelerimizde de az önce gördünüz. Kendi logomuzla biz onun listeleri de 4. sıraya verdik. Gece 4'te ne oldu Bekir Başkan? Yani birden bir şeyler değişti. Onu size soralım. Şöyle söyleyeyim. Gece 4'te herhangi bir şey olmadı. 9'la 9.30 arası parti meclisine geçildi. Hı. Yani bunlar ilk bize de gelen, daha bitmemiş olan, onaylanmamış olan liste öyleydi. Biz de sevindik Ereğli'den. Hı. Çünkü genel başkanımızın 28'inde buraya gelip Ereğli'de bir halkın dip dalgası, hı hı. esnaf ziyaret edememesi, salonların dışarı çıkması, dönüşte de kendiliğinden gelişen 80 traktörün genel başkanımızı karşılaması, Murat Kurum'un memleketinde, artı burada iş adamlarıyla toplantısı, akşam vakti de gitmeden kafeteryada gençlerle buluşması, çok güzel bir dip dalga geldi. Ben şu söylediğinize biraz katılmamakla birlikte, 3, inanın Genç Osman Bey zaten Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı, Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yaptı. Şu anda da Gençlik Kolları Genel Başkanımız, Genel Başkanımız çalışmalarından çok memnun. 81 ilde yaptığı çalışmalardan. Uğur abinin daha iyi bileceği bir Kamil Bülbül okuyucu da var. Bakın önceki dönemlerde Süleyman Demirel zamanında belediye başkanlığımızı yaptı. Belediye başkan adayıydı. Burada çok az bir oy farkla kazandı. Galip Bey de kolu da ve Cihan Beyli yöresinde Konya merkezde çok saygı gören, sevilen bir arkadaşımız. 1300 oyumuzdan 9800 oya çıkarttı belediye başkanlığında. Bunların da katkısı büyük. Ben 3 değil, ben 5'i alacağımızı düşünüyorum. 5 milletvekili alacağımızı. Belki sahada karşılığı. Osman Başkanım kaldırın. Şurada bir söz verin yani. Evet. Bir şey yapalım. Kaydalıyor muyuz arkadaşlar? 3'ten sonrası sizin olsun, ne varsa ben razıyım. Şu açıdan şunu söyleyeyim. Ayca'ya yazalım arkadaşlar. Bundan sonra Ayca'ya yazalım. Diyelim ki Bekir Yaman 2.3'te CHP 5 milletvekili kesin çıkaracak. Onu yazalım, tarihe not düşelim hadi. Biz de ekran görüntüsüne alalım. Şu açıdan söylüyorum. Sahadaki halkın halkla birlikte çalışmaya, dokunmaya. Çünkü bir hedef koymamız lazım. Evet. Biz 3 değil,
üçte kalmamamız lazım. Bizim hedefimiz bu. Karşılığı, çünkü buradaki aday arkadaşlarımızla birlikte şunu da rahatlıkla söyleyeyim ben. Sıralamaya giremeyen aday arkadaşlarımızla birlikte sahada olacağız. Hiç kimse üzülmesin. Sıralamaya giremedik diye. Çünkü ortak paydamız Türkiye'nin aydınlık geleceğine birlikte çalışıp birlikte başaracağız. Buradaki 15 kişiyle çalışacak değiliz. Ekibimiz fazla, artı tüm yöresel şu anda başladık. Çarşamba günü sahaya çıkmaya başlayacağız. Her yörede sevilen, karşılığı olan, önceki dönem hizmet etmiş partilimiz olsun, orada sözü geçen, halkta itibar olan arkadaşlarımızı bulduk. Sahada onların saha duyusuna, onların çalışmasına, çünkü bir il başkanı ya da il yönetimin ilçe başkanıyla olacak bir iş değil. Sahada daha fazla olacağız, daha fazla çalışacağız. Ben onların saha duyusuna, çalışmasına güvendiğim için... Evet. Dip dalga gelecek. Beşi ondan söylüyorum. Vallahi güveniyorum. Vallahi biz Uğur Özteke'yle bak oraya yazdırdık. Ekran görüntüsünü, fotoğrafını da alın çocuklar, bu ekran görüntüsünü. Biz burada bunları yapacağız. Zaten genel. Seçim akşamı Allah nasip ederse beraberiz. Seçimden sonra da bunlara bakacağız. Bunların gözümüz cezasını keseceğiz Fatih Bey. Tabii, yani bunu söyleyeyim. Başkana keserim. Halkın sağ duyusuna güveniyorum ben. Ben çekmeye çalışma. Razıyım. Çünkü tamam. Genel başkanımız da çok iyi izlenimle yaptı. Biz yeter ki sahada siyaset, ticaret, gitmediğin yer, sıkmadığın el sizden değildir. Evet. Sıkmadık yeri hoşgörüsüne güveneceğiz. Hiçbir zaman kötü sözün arkasında olmayacağız. Hep iyi niyetle, hoşgörüyle, saygıyla çalışmamızı götüreceğiz. Şunu da eklemek isterim. Tüm siyasi parti vekil adaylarına da hangi parti olursa olsun başarılar diliyorum. Konya sözde değil özde bir Mevlana kenti. Birlikte herhangi bir şeyimiz olursa telefonların ucundayız. Birlikte burada çalışıp Millet İttifakı'yla birlikte çalışıp başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Ben bu kucaklayıcı tavrınızı zaten başından beri şahsen haddime değil ama hep takdir etmişimdir Bekir Bey. Aslında bir ana muhalefet partisine yakışan, değil mi Uğur Kesinlikle. Bey? Yakışan tarzı, tavır da bu. Darısı diğer bütün siyasilerin başına, tüm siyasilerin başına diyelim. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. O arada biz Bekir Başkanımızı yolcu edip diğer partilerin... Bir son bir şey söyleyebilirim. Tabii buyurun. Çiftçilerden, kendim jeoloji mühendisiyim. Tamam, birkaç cümle alalım. Tamam. Bugün gündem ben yoğun. Ben çiftçilerin beklentisini genel başkanım da dile getirdi. Bu rant için yapılan Kanal İstanbul değil, Kanal Konya projesiyle Konya Ovası'nı Çumra'dan başlayarak Sürgüç, Kayacık, Ortoba, İsli, Kotamış'a suyu bizim iktidarımızda Millet İttifakı ile birlikte getireceğiz. Köylülerimiz rahat olsun. Susuzluğuna söz vereceğiz. İnşallah sözünüzü yapalım. O zaman gitmeden ben de listenizle ilgili bir soru sorayım. Evet. Listede çiftçi kim var? Kamil Bülbül okuyucu çiftçi. Çiftçi değil mi? Çok tarım çiftçi. Yani tamam. Bir numara çiftçi. En büyük çiftçi desteğini de getiren. Mesela Mürsel abi ziraat mühendisi. Mürsel Ayrancı. Hadi olan duayen, evet. Tamam. Ziraat konusunda çok deneyimli. Çünkü Hadim de Uğur abi bilir. Orada çam fıstık ağaçlarını aşılayıp getiren. Kirazı getiren o. Biz buradaki adaylarımıza güveniyoruz. Aday arkadaşlarımızla kesinlikle sahada birlikte çalışacağız. Peki. Hiçbir sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Kanal 42 ailesine ağırladığı için. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz TV 42 olarak biz tek kırmızı çizgimiz HDP olacak şekilde yayın akışımızı yine bu seçimde de aynı duruşumuzu, aynı omurgamızı göstermeye, duruşumuzu belli etmeye devam edeceğiz Sayın Başkanım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok kısa bir aramız var. Böyle bir dakikalık aramız var sevgili izleyiciler. Sonrasında hemen diğer partilere geçeceğiz. Özel yayınımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve listelerini analiz ettik, değerlendirdik. Cumhuriyet Halk Partisi listeleri ilk karşımıza çıktığında herkes çok beğendi. Çok stratejik noktalar, sıralamalar çok iyiydi. Ta ki 4. sıra Ömer Ünal olana kadar. Ömer Ünal'ın şahsında bir problem yok. Tanınan, sevilen bir insan. Burada program da yapmıştım ben geçtiğimiz haftalarda. Gelecek Partisi Davutoğlu'na çok yakın bir isim. Lakin CHP'nin 4. sıradaki çok önemli, özellikle Ereğli Karapınar bölgesindeki çok önemli bir ismi bir sıra geriye ittirdi ve başkanın düşündüğünün aksine 5. sıradaki bir adayın milletvekili olma ihtimali Cumhuriyet Halk Partisi'nden düşük olduğu için de memnuniyetsizlik o bölgede var. İnşallah bu krizi yönetebilirler diye düşünüyoruz. Sırada İYİ Parti var. Bakalım İYİ Parti'nin adaylarını şöyle bir kısa göz atalım, sonra Sayın Uğur Özteke ile değerlendirelim. İYİ
İYİ Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Konya'nın ise milletvekili aday ve meslekleri şu şekilde. Ünal Karaman, futbolcu, Fahrettin Yokuş, siyasetçi, Selin Tozoğlu, girişimci, Osman Fedai, politikacı, Süleyman Şenol, eczacı, Yaşar Yaman, harita mühendisi, Tolunay Özçelik, avukat, Esra Totan, işletmeci, Nuri Ünalan, eski belediye başkanı, Erhan Gökmen, iş adamı, Hasan Hüseyin Hadimli, öğretim üyesi, Adnan Ayyıldız, işletmeci, İsmail Avşar, politikacı, İbrahim Çalışkan, iş adamı, Sema Vadi, girişimci. Evet, İYİ Parti listesi bu. Konu İYİ Parti olunca ben de paylaşmıştım. Uğur abi siz de yazdınız zaten. Bunu sizden zaten kaçmaz da. Estağfurullah. İYİ Parti kongresindeydik. Ünal Karaman'ın aslında buradan açıklayalım. Basın toplantısında yemekteydik. Siz de oradaydınız. Beraberdik. Soruyu soran da ben de biliyorsunuz. Evet, evet. ama biz o soruyu sormamıştık Ünal Karaman'a. Benim sorduğum soru o değildi. Ünal Bey'in bir birikimi var demek ki. Bununla ilgili çok ciddi patladı. Tabii patlayınca da Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürdü tabiri caizse. Eleştiriler gelmeye başladı. Ünal Karaman birinci sıradan, Fahrettin Yokuş sürpriz mi ikinci sıradan, Selin Tozoğlu sadece ahde vefa için mi kullanıldı ve listenin devamı nasıl? Arkadaşlar bizi bölüp ortaya koyarken sizden görüşleri alalım, sonra listeye üzerine bakarız. Tabii. Şimdi Ünal Karaman'ın basın toplantısında birlikteydik, birebir izledik. Ünal Hoca'yı et balık spordan bu yana izlerim. Şimdi işin tek cümlelik, bu liste deprem yaptı. Konya, İYİ Parti deprem yaşıyor. Sallandı. Böyle artçı deprem falan değil. Kökten ve dipten vurdu. Bir. İki. Söyleyeceğim ifadeler adayların isimleriyle, şahsiyetleriyle, kimlikleriyle alakasız. Bir diğer şöyle yapayım. Herhalde konuşacağız diğer partileri de. Bütün siyasi partilerin genel başkanları biz Konyalılardan çok akıllılar. Muhteşemler, Recep Tayyip Erdoğan Bey'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayın. Türkiye Komünist Partisi'nin genel başkanı bile Konya'yı Konyalı'dan daha iyi bilir ve yönetir. Niye? Niye? Bütün partiler için aynı şeyi söyleyeceğim. Bütün partiler için. Getirirsin Konya'ya, Alaska'dan koy, o seçilir. Konyalı tık diyemez. Sonra Konyalı oturur. Ya biz niye bir Karadeniz'de olamıyoruz? Niye bir Doğu, Güneydoğu, Anadolu? Vah 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 vah. Tuğ kaka. Yok. Hadi götür de bir Trabzon'dan koy bakayım. Alaska'dan getirdiğin adamı. Asla. Trabzon il sınırına sokmazlar. Şimdi Ünal bana göre İYİ Parti'nin Konya'da değil Türkiye'deki vizyonu. Yani bunu burada tartışmanın bir anlamı yok. Yani birileri tepki. Benim hiç umuruna değil. Ben geçerim. Bir yerele bakarım. Bir ulusala bakarım. Ulusalda çıkan Konyalılara bakarım. Hangi parti olursa olsun. Yasal olduktan sonra keyif alırım eğer Konyalıysa. Ünal Karaman İYİ Parti'nin muhteşem bir transferi. Bugün bile hala ana haberlerde Ünal Karaman konuşuluyor. Karşılığı olup olmadığı tartışılmaz. Ama bu dediğim ikinci Fahrettin Bey için bir şey söyleyeyim. Kendisinin şahsıyla hiçbir alakası yok. Kaç yıldır milletvekili bilmiyorum. Allah'a çok şükür daha hiç tokalaşmadık. Fahrettin Bey'in de Konya'ya ihtiyacı yok. Bakın bir şey söylüyorum. Bu bütün partilerde böyle milletvekilleri ve milletvekili adayları var. Çünkü niye burası Konya? İYİ Parti nezdinde Sayın Meral Akşener Hanım Konya'ya ya düne kadar Meral Hanım'ın yanındaki ekipler Fahrettin Bey yok diyorlardı. Bugün kalp krizi geçirenler var. Evet. Fahrettin Bey inanılmaz bir siyasetçi olabilir. Muhteşem bir sendikacı olabilir. Ama İYİ Parti Konya'yı Fahrettin Bey dipten vurdu, deprem yaptı. Zaten rahmetli Gökhan Tozoğlu zamanında biliyorsunuz olayları. İpler kopmuştu, atılmıştı Fahrettin Bey ile Gökhan Tozoğlu rahmetlinin arasında. Gökhan Bey'in genel merkezde de bir ağırlığı vardı. Özellikle Meral Hanım'la çok tabii nur içinde yatsın. İyi bir iletişim vardı. Şimdi İYİ Parti'nin talihsizliklerine bakalım. Bir kere kongre kararı aldılar seçim öncesi durup dururken. Politik anlamda bu doğru bir adım mıdır bilmiyorum. Bana matematik bilen bir insan olarak saçma geldi.
Hiç. Politikayı bilmem. Hiç. Seçim öncesi partiyi bölüp bloklaştırmak dışında parçaladım. Ne işe yaradı hiçbir fikrim parçaladım. Yok. Parçaladım. İki, genel merkez krizi o kadar kötü yönetti ki genel merkezin adayı olarak adlandırılan kişiler en büyük ilçe olan Selçuklu ilçe seçiminde golü yedi bir kere. Bir, orada kaybettiler. Geldin gittin olmadı bir İkincisi, daha. İkincisi il başkanı çıktı Sayın Rıdvan Peker. Çok da sevdiğim bir insan, çok da kaliteli bir insandır. Önce geri geldiler, sosyal medyaya bir poz verdiler. Dediler ki genel merkezin adayı Rıdvan Peker diye. Hatta ben altına yorum da yapmıştım. Ne kadar güzel, hani politikaya bir kalite bir şey gelir diye. Sonra birden Kadir Bey'in ekibi çıktı. Genel merkez hayır dedi, bizim öyle adayımız yok, olamaz dedi. Şimdi burada bir bölünme, ayrışma başladı. Akabinde seçim sürecinde Kadir Bey rahmetli Gökhan Tezoğlu eşini Selin Hanım'ın yanına aldı. Onunla beraber boy gösterdi. Bir talihsizlik bu defa Mahir Bey'i il başkanı, geçici il başkanı seçtikleri için Mahir Bey de çıktı Kadir Bey'e kızdı, bunlara oy vermeyin dedi. Bir il başkanı düşünün, bir aday için oy vermeyin dedi. İkinci bir gol buradan oldu. Sonra da bana göre küçük bir farkla Kadir Bey il başkanlığını kazandı. Ama genel merkezin kalbini kazanamadı gibi görünüyor bu listede. Şimdi ne diyorsunuz hocam? Şimdi şahıs olarak sandıktan çıkan herkese, yani sandığa gidinceye kadar, genel merkez Kadir Başkan'ı seçinceye kadar hepsine amenna. Ama Kadir Başkan artık seçilmiş ya. Evet. Kadir Başkan'ı seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Yani İyi Parti'nin cephesinden baktığınız zaman. Ama demek ki burada şunu çok iyi ve net biliyorum. İki numaradaki milletvekili adayını ne Konya teşkilatları, ne il teşkilatı, ne falanca, ne filanca, hiç kimse referans olmadığını %100 biliyorum. Mecliste son bu Ünal Karaman'ın katılımında buradan otobüslerle gidilmişti. Evet. Yemekteki, yemeğe katılanlardan, İyi Partililerden dönüşlerin Fahrettin Yokuş'la ilgili yorumlarını da dinledim. Yok dediler. Bir daha Fahrettin Bey yok. Ama bakın, biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşacağız. Demek ki Konyalı'ya gerek yok ki. Meral Hanım listeyi yaptı. Yani ben birebir konuşmaları biliyorum. Birebir bugün bana dönüşleri biliyorum. Hiçbir İyi Parti teşkilatından muhteşem, harika demedi. Hepsi Doğru. dipten vuruldu, yıkıldı. Doğru. Yani bunu biz burada yorumlamamıza gerek yok. İşte 5. sıraya adayı. Doğru. Yılların Şenol Bey'i istifa etti. Evet. 5 saat geçmeden 5. sıraya adayı istifa etti. O bilgiyi de verelim sevgili izleyiciler. 5. sırada olan Süleyman Şenol Bey, efendim, listeler açıklandıktan hemen sonra sosyal medyada istifa etti. Bir de sert cümleler de kurmuş. Yani demiş ki bu yönetimle, bu parti liderliğiyle biz sonuca varacağımızı düşünmüyorum diye de eklemiş yani. Küskünlüğü oynamış. Orada şu da ilginç olmamış mı Uğur Bey? Teşkilat ziyaretlerinde Süleyman Şenol'un hala paylaşımları var sosyal medyada. Sorulan sorulara biz Konya'da 6 milletvekili çıkaracağız İyi Parti olarak. Bize inanın dedi Süleyman Şenol. 6 milletvekili çıkaracağız inanın dedi insanlara. Kendi de inanmış. 5. sırada ama. 5. sıradaysa milletvekili nesin? Niye istifa ediyorsun? Bununla ilgili de birkaç cümle ya alalım mı? Şuna çok üzülüyorum. Şuna çok üzülüyorum. AK Parti'de, MHP'de var ya, bana göre seçilebilecek yerde olan vekiller bile sadece, bakın bundan sonra göreceksiniz, sadece sosyal medya paylaşımlarında varlar ama asla sahada yoklar. Olamayacaklar. Günde bir defa bir yerde görürseniz çok büyük başarı. Ben yani bu isimlerle konuşuyorum. Ne yapacaksınız? Sınırdasınız dediği zaman oturacağım bilgisayarımın başına, çok güzel paylaşımlar yapacağım diyor. Bu çok acı bir gerçek. Yani Türk siyasetinin gelmiş olduğu noktada hepimiz gideceğiz mecburen, kim kimi neyi seviyorsa bir oya basacak. Ama bakın üzüldüğüm olay ne biliyor musunuz? Siyasetçiye olan saygımız bitti, tükendi, tükendi, böyle bir şey yok. Yani bir DSP örneğini yaşadı Türkiye. Konya'ya bırakın. Şimdi Konya'da ne patlamalar olacak? Buradan izleyicilerimize söyleyelim. DSP'den ayrılacaklar. Davulla, zurnayla, rozetlerle CHP'ye geçecekler. Ama bu parti bile Cumhur İttifakı'na giriyor. Sandalye alıyor, milletvekili alıyor. Ya bu mu olmalı? Yani gerçekten çok üzülüyorum. Güç, hani duruş dediniz ya. Evet. Nerede o duruş? Partilerin genel başkanlarında kalmamış ki duruş. Peki bu millet nasıl saygı gösterecek buraya? Nasıl gösterecek?
Listenin geri kalanına bakalım. Üçüncü sırada Selin Tozoğlu var. Çok tartışılan bir isimdi. Biliyorsunuz rahmetliye ahde vefamız tabii, var tabii, tabii. denildi. Peki bu doğru bir tavır mı? Yani şimdi şu var. Ben Selin Hanım'ı da biliyorum. Gökhan da rahmetli benim tabii, arkadaşım tabii. zaten. Selin Hanım da çok zaten zarif bir hanım. Lakin siyasette şu an hani çok önemli istiklal mücadelesi veriyoruz. Biz bu yolda artık vefayı şunu bunu bir kenara bıraktık. Mühim olan yetkinlik deniyor. Ama Selin Hanım Gökhan Bey'in eşi olduğu için vefa gösterilmek üzere çok stratejik bir sıralamada üçüncü sıraya konuyor. Bununla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu tamamen bir vefa örneği. Çünkü Selim Hanım'ın eşinden sonra partide bir yerde olmadığını ve olmayacağını hepimiz biliyoruz. Evet. Yani çok büyük bir acı. Selin Hanım ve evlatlarına Allah ecir sabur versin. Evet. Güç kuvvet versin. Ama işte liderler, bakın sadece Konya bazında söylüyorum. Liderler Konya'yı Konyalı'dan daha iyi yönetiyorlar. Kimse bir şey diyemiyor. Bu şehirde her parti için geçerli bu. Yani şimdi CHP'yi konuştuk. Biraz sonra AK Parti'ye. Genel başkan vefa diyorsunuz. Konya'da bugün AK Parti listesinde de tepki olup ama vefayla. Sayın Cumhurbaşkanımızın vefa gösterdiği isimler var. Hı hı. Demek ki ben şundan yanayım. Mesela AK Parti hani gençleştirme politikası var, genç adaylar var diyorsun evet. ama benden yaşlı abilerimiz de var. Demek ki bir yerde doğru, şöyle doğru. En zor zamanda koltuğa oturmadan benim yanımda olan insanlara vefa gösterilmeli. Ben ondan yanayım. Eğer gösterdiğiniz adayın yüz kızartıcı bir suçu yoksa, geçmişinde bir leke yoksa, üzerinde bir toz yoksa vefa olmalı. Evet. Ama İyi Parti Selin Hanım değil, İyi Parti'de depremi Sayın Vekil yaptı. Fahrettin Yokuş yaptı. Fahrettin Yokuş yaptı. Biz bir ay önceye kadar hiç adını kullanmıyorduk. Yani bir hafta öncesine kadar bile genel merkezde bana yani İyi Parti genel merkezinin ekibi değil, Meral Hanım'ın özel ekibi, abi kesinlikle Fahrettin Bey yok dediler. Bakın tekrar söylüyorum. İyi Parti genel merkezin üst yönetimi değil. Bir de Meral Hanım'ın çalıştığı bir ekip var. O ekipteki benim genç bir kardeşim abi Fahrettin Bey yok dedi. Ya bugün merkez bir ilçe başkanı kalp krizi geçiriyordu listeyi görünce. Evet, evet. Bir de İyi Parti'de Konya özelinde şöyle ikili var. Ünal Karaman tamam merkezden geldi. İşte il başkanı da aldı, karşıladı. Çok memnun mudur değil midir bilmiyoruz ama yanında böyle bayağı dolaştılar Ünal Bey'in. Kendine evet. ait bir ismi var. Bir var. Kere. İsmi Türkiye'de fotoğraf var. Fotoğraf çektirme yarışına giriyor insanlar. Önemli de bir kişilik. Omurgalı da bir insan bakıldığında. Lakin ondan sonraki süreçte de listeye baktığımızda bende şu çağrışım uyandırıyor. Bir hafta 10 gün önce büyük böyle gürültülerle imzalar atılmış. Bu da bizim ekibimizde diye bazı isimler çıkarıldı. Bunlar genç, eğitimli, yurt dışı görmüş insanlar. Örnek verecek olursak. Mesela hem tecrübeli politikacı, hem yurt dışı görmüş, hem inşaat mühendisi Mehmet Emin Altunel. Bir zamanki MHP'nin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı adaydı. O büyük bir şekilde İyi Parti'ye girdi. Konya İl Yönetimi de Mehmet Emin Altunel bizde dedi. İki, biliyorsunuz Ünlerler, Büşra Ünler çok önemli. Hem Altanların hem Ünlerlerin beraber aynı ailelerin gelinleri ve kendi ailesi de Konya'da çok bilinen tanınan bir insan. Büşra Hanım'ın bir özelliği politika ve siyaset konusunda Emre Kongar'ın öğrenciliğini yapmış bir insan. O da böyle bayağı böyle rozetlerle, büyük oluşumlarla, bakın biz nitelikli insanlarla, kaliteyi. Genç insanlarla, kaliteli insanlarla geliyoruz algısı yaratıldı. En son hepimizin yakından bildiği benim sevgili arkadaşım Erhan Gökmen. Ben bile görünce şaşırdım yani. Hani bana akşam mesaj attığında. Abi dedi öyle olmak zorunda kaldık dedi falan. Şimdi kaldık deyince bu da sonuçta genel merkezle istişare edilmeden yapılacak işler kimse, değil. Kimse tabii. Erhan çünkü böyle bir asla, politik bir çocuk değildir asla. Yani. Hani öyle yapmaz. Aile o işe girmez. Evet. Şimdi bakıyoruz. İlk 15'te Mehmet Emin Altunel ilk 15'te dahi yok. Büşra Ünler ilk 15'te dahi yok. Halbuki kadın kontenjanı bulunması gerekiyor. O yok. Erhan Gökmen buradan görebildiğim kadarıyla yok. 8. sırada. 8'de mi Erhan? 8'de mi arkadaş? Ya 8'de ya 9'da. Buradan net göremiyorum. Vallahi ben Erhan Gökmen. Fahrettin Bey'den sonrasına bakmadım. Çok net söyleyeyim yani. Burada. 9'da mıymış şeyde? 10. sırada. 10. sırada Erhan Gökmen. Şimdi zaten teşkilatta bir altyapıları yok bu insanların.
Alıp sen geliyorsun değil mi bunları? Bir nedenle getiriyorsun. İkisini ilk 15'e almayıp bir tanesini İYİ Parti'nin %7-8 oyu olan Konya'da 10. sıraya koymak için mi yapıldı bu? O zaman biz bunları niye yaptık Uğur abi? İşte bakın bir gerçek var. Yani bakın gerçekten genel başkanlar muhteşem ya. Genel başkan bunu Trabzon'da yapamaz, Diyarbakır'da yapamaz, Elazığ'da yapamaz. Yapamazlar. Bu tür uygulamalar ancak Ankara, İstanbul, İzmir'de yapılır. Hı hı. Çünkü kimin kime ne gitti belli olmaz. Sadece gider lidere verirler orada partiler. Hı hı. Ama burada yani Alaska'dan gelen ismi konuşacağız. Yani bu bugün için değil. Benim bildiğim 43 yıldır benim dedemin mezarı Konya'da diyen insanlar bu şehirde vekil oldu. O partiden bir tane insan çıkıp da tek kelime söylemedi. Bakın yani İYİ Partisi İYİ Partilisin. AK Partisi AK Partilisin. Kardeşim ben bunu istemiyorum diye bir duruşunuz olsun. Maalesef hep konuşun. Bizim duruşumuz yok. Bizim duruşumuz yok. Onun için Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, kimse, Babacan, Davutoğlu, Temel Karamoğlu, herkes Konya ile bu insanların hiçbir alakası yok. Konya'ya istediklerini yaparlar. Yaptılar ve yapacaklar. Niye? O bizim duruşumuz olmadığı için. Konya'nın bir yapısı var. Konya'nın coğrafi yapısı derler, bilmem tarihi yok. Selçuklu'nun başkenti. Ya ne başkenti? Duruşun gitmiş, duruşun. Hiçbir partiden, vallahi helal olsun Şenol Bey'e istifa etti. Bakın bunlar çok güzel bir şey. Duruş göstermek. Sizinle konuyu size getireyim. Sakalları beyaz ama Konya'nın kara kutusu diyorlar sizin için. Ya Allah'a çok şükür 43 yıldır gazetecilik yapıyorum. Abi bunları bilir diyorlar. O zaman hemen saha dedikodusu sorayım. Seçimde bu listeler Konya İYİ Parti'nin Konya İl Yönetimi'nin referanslarını, notlarını genel merkezin hiç ciddiye almadığına dair bir izlenim yaratılmış. Bu doğru mu? Sizin söyleminizden de öyle olduğunu anlıyorum. Evet. İkincisi de derler ki genel merkezde zaten bu il yönetimi baştan beri sıkıntılı. Bu seçimden sonra bu listeyle zaten İYİ Parti'nin maksimum geleceği nokta, siz katılır mısınız? 2 mi 3 mü bilmiyorum. Siz söyleyin asla, onu. Asla. Bakın bu listeden sonra asla. 2 mi? 2 çok büyük başarı. Ciddi misin? Bakın eğer Ünal Karaman ve 6 düzgün doldurulsa idi AK Parti'de şu anda tepkiler var. MHP'de çok daha farklı tepkili isimler var. Yani bugün, yarın 3 gün 72 saat Konya sahura kadar okey oynayıp dedikodu yapacak. Öğlen namazına 5 dakika kala kalkıp abdestini alıp gözünü ocağa alıp iftar saatine kadar dedikodu yapacak. 3 gün herkes dedikodu yapacak. Buna her partide 10. sıradaki milletvekili adayları da dahil. 4. gün hepsi sayın genel başkanlarına, zat-ı alerine bağlılıklarını bildirecekler. Biz buyuz. Bakın onun için diyorum ki ben bütün genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Helal olsun size, bir şehrin içine ancak böyle edilir. Seçim sonu İYİ Parti il yönetimi görevden alınacağı söyleniyor. Duydunuz mu, ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii dedikodu çok. Bakın şimdi her tarafta bir dedikodu var. Yani her tarafta bir dedikodu var. Ben Konyalı, hani kara kutu dediniz ya, 43 yıldır 77'den beri bu şehirde gazetecilik yapıyorum. Yani mesela şeyi söylediniz, Sayın Gökmen'i söylediniz. Evet. Babası Hasan abi bizim aile dostumuzdur. O aileye 40 yıldır bilirim. İşte dönelim falanca partideki şu isim 20 yıldır tanırım. Şöyle bir şansım var. Vakti zamanında abi dediklerim dede oldu. Onun evlatları benim yaşıtım oldu. Onların çocukları şu anda bana abi diye geliyor. Bu şehrin 3 nesliyle çalıştım. İYİ Parti'de sonuç iyi çıksın hiçbir şey olmaz. Her şey güllük gülistanlık. Kavga Konya'da olur. Biz birbirimizi sevmeyiz. Seni kimse sevmez. Niye biliyor musun? Artist gibisin ama gözlüklüsün. Allah Allah. Ya bizi, benim neyim var ya? Kel kafa. Abi kel kafalıyım. Eskiden göbek diyorlardı. Göbeğe de erittim. Maşallah. Ama yani bakın hayranım. Kıskanıyorum, çatlıyorum Trabzonlulara. Ya fesatım ya. Canan Kaftancıoğlu CHP'de Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız sözleriyle böyle kurşun sıkarken, sözleriyle yerden yere vururken şimdiki AK Parti İstanbul İl Başkanı hemşerimle kahve içeceğim dedi ya. Bu şehirde bunu göremezsiniz.
Bu şehir ne ya? 2,5 milyon ya. Toplasan 2,5 milyon. Oy verecek olan da 1 milyon küsür. 1 milyon küsür insan neyi paylaşamıyorsunuz ya? Etlek be. Yani bakın, pilavda buluşanlar asla aynı partide cuma namazında bile duruşlarında saftan şüphem var. Ya bu nedir? Bu şehrin, bakın Meral Hanım çok güzel yapmış. Aferin. Hiç kimse umurunda değil. Konya ne ili ya? Konya umurunda değil. Benim bir bağım var. Kimse bilmiyor. Benim ona bir sözüm var. Çakarım ikinci. Helal olsun. Aferin. Ya bu başka bir şey yok. Ama bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şahsi kanaatim. Konya İyi Parti adına en az 2 tane vekilden oldular. İnşallah seçimden sonra veya seçim gecesi burada nasip olursa program yapalım. Evet, söz. Evet. Şimdiden söz şimdiden, veriyorum. Tamam, sözünü CHP aldım. İçin de söz veriyorum. Tamam, CHP'yi de aldık. Onu da yazdık. 4'tü. Şu an 2'ye düştü mü diyorsun? 2 olursa o bile başarı diyorsun. Evet. Arkadaşlar MHP hazır mı? 2'ye kadar gelmişken. Hazırsa MHP'yi verelim. Değilse başka partiye geçelim. Ne var sırada şeyde? Verelim. MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. MHP'nin 28. dönem milletvekili genel seçimi için hazırlanan listeye göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu. 5 milletvekili ise listede yer almadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den birinci sıradan aday oldu. Listede Ankara 1. bölgede 1. sırada Mevlüt Karakaya, 2. sırada Önder Kahveci ve 3. sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Konya'da belirlenen adayların listesi ve meslekleri de şu şekilde. Mustafa Kalaycı, ekonomist. Konur Alp Koçak, bürokrat. Celil Çalış, ziraat yüksek mühendisi. Güzide Çipan, arkeolog ve sanat tarihçisi. Hüseyin Kavas, elektrik mühendisi. Bilal Yiğit, iş insanı. Mustafa Yağan, sanayici. Mehmet Turhan, iş insanı. Yasin Yakar, inşaatçı iş adamı. Salih Akça, avukat. Songül Gizem Yücel, psikolojik danışman. Ramazan Uyar, esnaf. Aytekin Mart, işletmeci. Yakup Kocabaş, emekli eğitimci. Fatih Toklucu, inşaat mühendisi. Evet. Kalaycı ilk sırada bir kere. Konur Alp Koçak bize göre sürpriz, size göre sürpriz mi? Vallahi yazdım. 15 gün önce yazdım. Ve MHP'liler linç etti beni. Çok net söylüyorum. Ama inkar ettiler. Hayır, öyle bir şey yok dediler siz yazdıktan sonra. Ben yorumları okudum. Ya size inkar ediyorlar, beni tehdit ediyorlar. Dahası var mı yani? Dahası var mı? Fatih abicim. Canım, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu siyaset inanılmaz bir satranç oyunu. İnanılmaz. Ben vakti zamanında da kubuzluk biraz yapayım. Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Türk milli takımını, satranç milli takımını Dubai'deki dünya şampiyonasına götürdüm. Orada Amerikalıları, Hindistanlıları, Rusları birebir izledim. Orada nasıl satranç, nasıl yetişiyor? Bir de bizim çocuklara baktım. Biz satrancı Türkiye'deki siyaset gibi oynuyoruz. Ruslar gibi oynamıyoruz. Hintliler gibi oynamıyoruz. Kendimize göre oynuyoruz. MHP. Bakın şimdi tekrar ilk bir şey söyledim. Şimdi alınabilirler, bazı mesajlar da geliyor. Eleştirdiğim veya aferin dediğim insanların kişilikleri, kimlikleri, duruşlarını asla böyle bir şey diyemem. Asla böyle bir saygısı yapamam. Hepsi pırlanta. Hatta biz kirliyiz. Onlar sütten çıkmış ak kaşık. Önce onu bir haklarını verelim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Mustafa Kalaycı milletvekili olmadan kendisiyle birebir saatlerce Konya ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuştuk. İnanılmaz bir şekilde. Mustafa abiye de inanılmaz bir saygım var. İnanılmaz bir saygım var. Mustafa Bey'in Sayın Devlet Bahçeli'nin yanında ve genel merkezde de nasıl bir yükü var, nasıl bir yükü var, ne yükleseniz çekiyor. Ama burası Konya, Konya milletvekili. Şimdi bakın, MHP tam adı, MHP olarak MHP'li dostlarımdan dediğimi söylüyorum. Evet. Mustafa Bey Konya'ya hangi bayramda ne zaman gelmiş? Bakın bu MHP'lilerin şikayetlerini söylüyorum. Benim hiç umurumda değil yani.
Her partiye eşit mesafedeyiz. Mustafa Bey bir olduğu zaman, yani Mustafa mesela bu Konya'dan, MHP'den milletvekili aday adayların hepsi önce Mustafa Bey'e gittiler. Sonra Devlet Bey'le yan yana fotoğraf çektiler. Sonra tekrar Mustafa Bey'e bağlılıklarını bildirdiler. Daha sonra da Mustafa Bey'in üzerine baskı kurabilecekleri tüm isimlerle görüştüler. Birebir biliyorum, ismini vermeyeceğim. Sayın Devlet Bahçeli'nin özel katında tek odası olan tek şahsa bile ulaştılar. Ama sonuç ne oldu? Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kalaycı'ya inanılmaz güvendiği için, inanılmaz inandığı için, inanılmaz sevdiği için Konya'yı Mustafa yapacak dedi. Gelmeyin, gelmeyin dedi ve Konya'yı Mustafa Kalaycı yaptı. Bütün MHP'liler bunu kabul ediyorlar. Peki ben diyorum ki bakın Mustafa abi milletvekili olmadan tanıdım aldım kabul ettim. Canım abim, güzel abim, bütün her şeyin Ankara'da. Ya Ankara'dan olsan da Konya'da her an sokakta, muhacir pazarında, Kadınhanı'nda, Çumra'da, Seydişehir'de, Meram Tıp'ta, Konya Spor maçında göreceğin bir vekil olsa ne olurdu? MHP ne kaybederdi, ne kazanırdı? Çok şey kazanırdı, şimdi kaybetti. Bak şimdi kaybetti, bunu ben demiyorum. MHP'liler diyor. Benim MHP'li dostlarım, ayrıca görüştüğüm insanlar, kankalarım, yaş olarak büyüklerim, küçüklerim söylüyorlar. İki, ikinci sıradaki sayın adayımızı 15 gün önce birebir yazdım. Birebir yazdım. Evet. Ankara'dan nasıl geldi, hanımın oteldeki toplantıda neler konuşuldu, nasıl oturdu, her şeyi yazdım. Linç edildim, linç. Şu anda sıralamada olanlar geldi. Dediler ki sen ne yapıyorsun? Bu adam kim ya? Nasıl şişiriyorsun ya? Yalan ya, pazarlama ya, ambalaj ya. Abi bana niye kızıyorsunuz? Hazırlanın. İkinci sıra beyefendinin. Olmaz, Konyalı değil, Karamanlı, Ermenekli bilmem ne. Evet. Ya diyorum ki bana niye tepki veriyorsunuz? Ya gidin tepkiyi. Eğer öyle bir cesaretiniz ve gücünüz varsa Sayın Kalaycı'ya verin. Burada böyle heriflenmekle bu işler olmaz. Beşiniz bir araya gelin, istifa edin o zaman. O da yok. O gün tepki verenler benim yazıma 3 gün sonra sosyal medyada Sayın Devlet Bahçeli'ye bağlılıklarını bildiriyorlar. Bugün hala bağlılıklarını bildiriyorlar. Ya abicim bildirmesen. Sen AK Parti değilsin ki bütün tweette kimi beğendin, kimi retweet yaptın, niye beğenmedin, niye paylaşım yapmadın. Senin öyle bir genel merkezin, senin öyle bir medyan yok. Kimsenin ruhu duymaz. Onun için 3. sıra Celil Çalış muhteşem. Bakın belki de tarımda birebir çiftçilik yapan Konya'nın tek milletvekili. Celil abi diyeyim, Celil kardeşim diyeyim. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Özür dilek buradan bir şey söylüyorum. Geçmiş olsun Celil. 3. sırada bir şansı yok diyorsun. Bak değişmiyor ki. Geçen dönemde Mustafa Kalaycı 1, Celil Çalış 3. Aradan geçmiş 5 yıl. Mustafa Kalaycı 1, Celil Çalış 3. Abi sen 3'le patinaj yaparsın. Niye o zaman Esin Kara'yı 2'ye aldılar geçmişte? Bakın şimdi kimse bilmiyor. Devlet Bey'in istediği. Kim sayın yeni adayımız? Onu kim istedi? Kimse inanmıyor. Evet. Konral Koçak'a yazdım diye linç edildim ya. Geldiler baba ne yaptın? Baba ne yaptın? Ne yaptım abi? Bu kim? Nasıl pazarlarsın bunu? Abi ben ne Konral Koçak bilirim. Ne tanırım. Ne yüz yüze geldik. Ne adam selamun aleyküm aleyküm. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece istihbaratıma güveniyorum. Sadece. MHP gibi. Yani bir MHP ile ilgili yazı yazdınız mı kelleniz gider. Evet. Linç edilirsiniz. Yani ülkücü kesimin bir de böyle bir taraf şeyi var. Biliyorum. 40 yıldır biliyorum. Rahmetli Alparslan Türkeş'te 7 yıl çalıştım. İliklerine kadar biliyorum. Damarlarına kadar biliyorum. O yazıyı yazmak için geri zekalı olmak gerekirdi. Böyle bir ortamda yazdım. Linç edildim. Ama Allah'a çok şükür yatıp kalkıp şükrediyorum. İşte 2. sıra. 4. sırada Güzide Şipan son dönemlerde çok yoğun gündemde olan birisi. Biz de program yaptık. Etkileyici de bir hanımefendi. Devlet Bahçeli'ye de çok yakın olduğu biliniyor. O da daha belki de yükseklerde bir sıralama bekleniyordur. Ama 4. sırada
Bir bununla ilgili bir fikriniz ve de bir görüşünüz var mı? Bir şey söylüyorum ya, herhalde tam söyleyemiyorum. Korkuyorum da tam söyleyemiyorum. Ya Devlet Bey Konya'yı Mustafa Kalaycı'ya teslim etmiş. Evet, Güzide Çıban Konya'da kadın kontenjanından olabilecek tek kadın. Devlet Bey'in dizinin dibinde neredeyse, yani sosyal paylaşımlardan takip evet, ediyorum. Evet. Montaj değil ki. İnanılmaz da bir çalışması var. Hiç unutmuyorum, herkes şey Hatay'a, Adana'ya, bilmem Malatya'ya şey gönderirken o çıkmış yol kenarında şoförlere çiğ köfte bilmem ne veriyor. Tek onu gördüm. Tırların gittiğini, indirildiğini gördüm de buradan geçen şoförlere çiğ köfte, etli ekmek verildiğini hiç görmedim. Güzide Hanım vermiş. Ama bakın bir şey söylüyorum. Ne Mustafa Kalaycı'ya saygısızlık yapıyorum, ne de MHP'lilere saygısızlık yapıyorum. Beni böyle anlamayın. Konya MHP demek Mustafa Kalaycı demek. Mustafa abim, benim abim, kimi isterse onu yazar. Hiçbir baba yiğit de ben küstüm gidiyorum diyemez İYİ Parti'deki Şenol Bey gibi. Orası evet. MHP. Orası MHP. MHP'yi kimse benim kadar bilemez. Buradan iddia ediyorum. O zaman madem MHP'den başladık, AK Parti'ye arkadaşlar hazırsa AK Parti'yi verelim. AK Parti listelerini verelim. AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili genel seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Konya'dan aday olanların listesi ve meslekleri şu şekilde. Tahir Akgürek, avukat, Orhan Erdem, iş insanı, Selman Özboyacı, inşaat mühendisi, Meryem Göka, gazeteci siyasetçi, Abdullah Ağralı doktor, Mehmet Baykan, avukat, Ziya Altun Yıldız, avukat, Latif Selvi, öğretmen, Mustafa Hakan Özer, iş insanı, Faruk Özçelik, müfettiş, Burhanettin Sevencan, avukat, Saadet Armağan Gülçe Korumaz, mimar öğretmen üyesi, Ercan Uslu, mühendis, Hümeyra Saçkesen, işletmeci, Muhammed Zeren, iş insanı. Geldik Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Eskilerin bir sözü vardı Uğur abi. Müstehsi bir gülümseme oluştu yüzünüzde. Müstehsi bir gülümseme. Biz normalde diğer partileri çok tartışırız. Adayları, listeleri. Adalet neyse AK Kalkınma... Parti'yi tartışalım ya. Yani. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ya şöyle bir güç vardır. Sevmeyen de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik konusunda, keskin çizgiler ve otorite konusunda takdir etmiştir. Her zaman için söylerler. Şimdi zaten öyle bir liste oluşuyor ki çatlak ses hiç çıkmıyor AK Parti'de. Ben nasıl çıksın? Bir... Çıkanın kellesi gider. Çıkamaz. Yedi ceddini temizleriz ha. Şöyle bir yorum yaptım. 207 tane falan galiba aday oldu. Listelere baktım. Çok tanıdığım isim de var Uğur abi. Dedim ki bunların 150 tanesini, bakın 150 tanesini desen ki seçime bile girmeyeceksin. Biz seni alacağız, götüreceğiz meclise direkt milletvekili olacaksın. Yok kardeşim bırak, benim işim gücüm var derler bu insanlar. Çok güzel bir şey söyledin ya. Harikasın. Doğru bir tespit. %100 harikasın ya. Ama bak onlar niye yaptılar biliyor musun? Hani olursa yeni bir dönemde milletvekili aday adaylığıyla uçacaksın. Köşe olacaksın. Makam sahibi olacaksın. Makam otomobilin olacak. Gözünü seveyim. %100 doğru söyledin de. Ama ben şunu gördüm. Bundan daha 6 ay önce son seçim ne zamandı biliyorsunuz Uğur abi. 6 ay önce kartvizit bastırmış biri. Kartvizitini verdi bana. Adamın hayattaki tek unvanı neymiş biliyor musunuz? 27. dönem AK Parti milletvekili aday adayı diye kart bastırmış. İşte ama o bütün kapıları açar. O bütün kapıları açar ya, maymuncuya gerek yok. Hani bu otellerde böyle kart var ya, odanın kapısını açar. O sadece oda. Bu bütün kapıları açar. Aferin, çok akıllıymış o, helal olsun. Şimdi şu gazeteciliği bıraksam ilk işim benim de öyle olacak herhalde. AK Parti kalırsa o zamana kadar. Şimdi çok tartışıldı AK Parti listeleri. Hatta il yönetiminden alınan listeler döndü. Herkesin göz önünde. Yukarı gitti geldi. Listeler, bazı önemli sıralamalar değişti. Örneğin ilk gelen listede Ziya Altun Yıldız 5'teydi. 7'ye düştü. Tahir Bey 3'te 4'teydi. 1 numaraya çıkmış Sayın Tahir Akgürek. Selman Özboyacı galiba 2'deydi. 3 olmuş şimdi. Bu süreçte şöyle bir liste var. Kabaca izleyicilerimize de yansıttık. 1 numara Tahir Akgürek. 2 numara Orhan Erdem. İlk listede Orhan Erdem 1 numaraydı. 3 numara son dönemin parlayan yıldızı ve bana göre de çok hak eden bir isim Selman Özboyacı.
4 numara. Şimdi bu 4 numara oradan mı başlasak bilemedim. Hanımefendi hakkında benim bir fikrim yok. Benim var. O yüzden size bilgi isimlerim. Kimdir efendim? Sorduğunuz için Meryem söyleyeyim. Hanım. Meryem Hanım Alaska'dan değil ama Almanya'dan. Doğumu da Almanya. Yani Konyalı diyenlerden birleştireceğiz bilemiyorum. Ama Konya değil. Almanya doğumlu ve Almanya'dan. Ama ben genel bir şey söyleyeyim mi izin verirseniz? Buyurun tabii. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza inanılmaz saygı duyuyorum. Muhteşem bir satranç oyuncusu. Muhteşem. Bakın Türkiye mülkiye beni ilgilendirmiyor. Ben boyumu biliyorum. Konya için söylüyorum. Konya'yı var ya o tecrübesi iliklerine kadar böyle insanları bilmesi ile inanılmaz yönetiyor. İnanılmaz. Ne AK Parti'nin içinden ne dışından ne de işte CHP'si İYİ Parti. Tık çıkmıyor. Tık tık. Niye? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne derse olur. Tabii ona hiçbir itirazım yok. Ya bir şey söyleyeyim. Orhan Erdem'le Abdullah Aralı'nın milletvekilli aday adaylığı müracaatı yok. Müracaatı yok. Bu liste net liste. Cuma günü dahil hani listeler isimler verildi bitti ya. Evet. Sayın Orhan Erdem'le Sayın Abdullah Aralı'nın milletvekili aday adaylığı müracaatı bile yok. Peki sen Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük siyasetçi. AK Parti ne yaptı biliyor musunuz? En doğrusunu yaptı ama en doğrusu bu. Cumhurbaşkanı toplumsal karşılığı olan isim istiyorum demiş. Bir. İki. AK Parti'nin %70 vizyonu değişti değil mi? Evet. Tek değişmeyen il Konya. Neresi değişti vizyonun? Ama bak doğru işte. Meral Hanım için dediyse aynısı. Kılıçdaroğlu için dediyse aynısı. Sayın Cumhurbaşkanı için hepsinden daha iyi aynısı. Burası Konya. Partiniz ne olursa olsun. Cemaatiniz ne olursa olsun. Tuttuğunuz takım Konya Spor'un dışında ne olursa olsun Konya ve Konyalı bu. Helal olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti için en iyi liste. Yani derken hepsi çok iyi demek istemiyorum. Hanımefendi ile ilgili sizin de çok fazla. Yani bu... Var var okudum. Hemen girdim. Ama sonra gördükten sonra girdiniz tabii, değil mi? Canım işte yani Almanya yakın. Ben Alaska'da falan aradım. Sonra dostlarım aradım. Milletvekili adayları. Milletvekillerine konuştum sordum. Abi kim? Vallahi biz de baktık. İnanılmaz başarılı bir CV'si var. Çok iyi. Almanya doğumlu. Almanya'da işte Almanya temsilcisi olarak çok üst düzeyde görev yapmış. Çok başarılı. Amenna. Konya'da gelecek. Hepimiz de oy vereceksiniz. Dördüncü sırada yani seçilecek yerde bir de yani. Banko yer olması. Almanya'dan niye geleyim? Ne işim var Konya'da Allah'ını severseniz. Peki, beş numara Abdullah Ağrılı bildiğimiz bir isim. Bir iki üçü çabuk geçtiniz. Ağrılı. Onun için yani Tahir Akyürek'le ilgili başlayalım peki. O, yani, onu en sona bırakmıştım peki, ama. Çünkü yani, sizin biliyorum Tahir Bey'e bilgi döküman olarak 10 dakika konuşabilecek durumdasınız. Tahir abi benim her şeyim. Evet. Tahir abi muhteşem. Muhteşem. Muhteşem saygım var. Bugün biri dedi ki siyaseti ve politikayı ince ince ilmek ilmek işliye işliye sessiz ve derinden Tahir Akyürek bugün buraya geldi dedi. Bu ifadelere katılıyor musunuz öncelikle? Tahir abi son 43 yılda rahmetli Ali Güner gibi yani Ali Güner'den de farklı özellikleri var. Yani Milli Görüş Teşkilatı, MTTB o kanat için söylüyorum. Yani sosyal demokratları, ülkücüleri kastetmiyorum. Milli Görüş... Milli Türk Talebe Birliği ve bugünkü AK Parti cenahında o safta şu anda yaşayan efsane isim. Bir insan derinden, görünmeden, konuşmadan bir şehri böyle mi yönetir? Yemin ediyorum bütün AK Partiler Tahir abinin heykelini dikmeli. Diyeceksiniz ki ne oluyor? Bakın bir şey, ben size bir şey soruyorum. Sayın Hasan Kılıç kim idi? AK Parti il başkanı. Hayır, hayır. Ben Hasan Kılıç, Karatay Hasan Belediye Kılıca. Başkanı. Tahir abinin en güvendiği, büyük şehrin en iyi hukukçusu, özel avukatı, genel sekreteriydi. Her şeyiydi değil mi? Evet. 3 tane ilçe var merkez. Tahir abinin tedrizatından geçiyor. Sayın Mustafa Kavuş kimdir? Meram Belediye Başkanı. Tahir abinin her şeyi özel odası, özel ekibi. Şimdi orada
şey var mesela, Ercan Ustu var. Kimdir? Tahir abinin her şeyi. Ben size böyle isimler yazarım ki şehirde, Ankara'da, bakın bunu gerçekten bu insana Konya saygı duyuyor. Ben şimdi ben size söyleyeyim, bürokrattan iş adamına kadar yemin ediyorum mübarek gün Tahir Akyürek var. Reise vereceğim, gideceğim oyumu MHP'ye vereceğim diyen insanlar geldi. Bu şehirde bir de Tahir Akgürek'e öfke var. Tahir Akgürek'e öfke niye var? Konya'da bugün herkesin Avrupa'nın en iyi stadyumu dedikleri stadyum yaptı. Şimdi herkes böyle Konya Spor siyaset yapıyor ya. Ya diyorum ki bu şehir spor şehri değil. Tahir Akgürek'e yedi. Tahir Akgürek stadyumu neyle yaptı? Belediyeyle yaptı. Ne yaptı? TOKİ'ye peşkeş çekmedi o zaman. TOKİ dedi ki ben yapayım. Verse bana bu arsayı, ben sana stadyumu bedava yapayım dedi. Tahir Akgürek bu şehri böyle düşündü. Ama Konyaspor camiasının en büyük tepkisini aldı. Konyaspor'a oy vermiyor. Yani Tahir Akgürek ne yaptı? Ben diyorum ki ya insan iyi yaptı, kötü yaptı, o değil. Tahir Akgürek'le bir tane hırsızlık, dedikodu, Allah korusun gayri ahlaki bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü Tahir abi ortada yok. Göremezsiniz ki. Nerede gördünüz? Bana bir söyleyin. En son Hasan Angı'nın basın toplantısında gördüm. Ben. Seçim safhında gördünüz yani. Bakın bunu kötülemek için söylemiyorum. Tahir abi Konya'nın bugün efsane derinliği görünenden 1000 metre aşağıda efsane bir siyasetçidir. Bugün de bir numaraya oturdu zaten. Bak zaman nasıl gösteriyor biliyor musunuz? Evet. Aslında bu şehirde belli bir kesim Tahir Akgürek'e milletvekili yapmayıp Leyla Şahin Usta hanımefendinin yerine, Özhaseki'nin yerine yerlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yapmaya çalıştı. Tahir Akgürek kimsenin yani tabii oy alıyor bakın oy. Yani biz yani Konyalı'ya niye kızıyorum? Oy vermeyeceğim der. Tahir abi gördüm elinlikler. Küçükse elini öpmeye kalkar. Bağlılıklarını bildirir. Kardeşim sevmiyorsan dön arkanı git ya. Tahir Akgürek kötü ağzına bir şey çıkacaktı. Bana hayatta ölüyorum desem yağmurun altında su vermez. Tahir Akgürek bak sabahtan beri övdüğüm, göklere çıkardığım Tahir Akgürek abim yağmurun altında bana 15 yılda bir damla su vermedi. Ama bak gerçeği kabul etmek zorundayız. Bu Tahir Akgürek efsane bir isim. Efsane. İşte Konya'yı yönetiyor. Evet. Uğur Başkan'ın kıramadığı belki ikinci isim. Birinciyi saklıyorum. Onun için Tahir Akgürek ismi çok isabetli. Orhan Erdem. Hani AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız toplumsal karşılığı olacak dedi ya. Evet. Orhan Bey de çok kaliteli, üzerinde tozu olmayan, beyefendi, kibar, hiçbir şaibesi çıkmamış bir isim. Ama Orhan Bey milletvekili adayı dilekçesi vermedi. Ama ne yaptılar? Toplumsal karşılığı. Sizin dediğiniz 200 kişiden 10 kişi bulamadılar. Orhan abiyi çağırdılar. Dilekçeni ver de seni sıralamaya yazacağız dediler. Atlayayım bir Abdullah Ağralı. Abdullah abi de kimse bilmez. Kimse görmez. Doğu'da çalışır. Güneydoğu'da çalışır. Ankara'da. O da dilekçe vermedi. Cumartesi günü yazdım. Linç edileceğimi bile bile yazdım. İşte Abdullah Aralı. Şeydeki Konya içerisindeki hani HDP'nin milletvekili çıkarabilme pozisyonu oluştu biliyorsunuz. Konya içerisindeki Kürt oylarını daha samimi bir şekilde AK Parti'ye yönlendirmek amacı olduğu söyleniyor. Bu konuda da birkaç cümle alabilir miyim sizden? Şimdi Konya'da bakın bunu kesinlikle bölücü manada söylemiyorum. Bir Kürt gerçeği var. Konya'da kimse konuşamaz. Ya mesela bizim bazı kırmızı çizgilerimiz vardır. Bunu AK Parti'de konuşamazsın, MHP'de konuşamazsın. Vakti zamanında Doğru Yol'da, ANAP'ta, CHP'de Konya'da inanılmaz bir Kürt gerçeği var. Kürt kimliği taşıyan ortamını bulduğu zaman ben Kürt'üm diyen de bir güç var bu şehirde. Bu şehirde. Peki yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyen, Türk bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını, birliğini, bütünlüğünü kabul eden ama Kürt kökenli olan insanlarımız kime oy atacak? Konya'da AK Parti'ye atacak. Yani
Bir de yani İslami, Müslüman, Kürt kimliği taşıyan insanın otomatik oy atacağı yer AK Parti şu anda. Baktılar baktılar da dediler bana bir tane Kürt vekil göster. Yok. Sayın Koca'yı buradan denediler. Diyarbakır birinci sıra dediler. Sayın Koca'yı da yani çok kızıyordum da bu pandemi döneminde inanılmaz kızıyordum ama Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen böyle cık deyip kabul etmeyen duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın istemesine rağmen siyaseti bıraktığı için yani doğru yanlış demiyorum. Duruşundan dolayı Sayın Koca'yı tebrik ediyorum. Onun bir Kürt kimliği vardı. Onun yerine Sayın Ağralı da milletvekili aday adayı olmadığı halde AK Parti listelerinden girdi. İlk listede Mehmet Baykan 9. sıradaydı. Birden liste değişti. Tahir Akgürey 1. sıraya geldi. Bir baktık Mehmet Baykan banko hem herkesin herhalde ilk 6 milletvekili arasına girdi. Evet işte Mehmet bakın AK Parti çok akıllı bir çalışma yaptı. Toplumsal karşılığı dedim ya. Bu işi biraz beceren CHP oldu. AK Parti bunu toplumsal karşılığı olarak %100 vurdu isimlerden biri Mehmet Baykan. Ya sevin sevmeyin yani. Yani şimdi bizim Konyalı, bakın ben şuna da şahidim. Beşiktaş Galatasaray maçı var İstanbul'da. Mehmet Baykan'dan Beşiktaş bileti istedi 5 tane. Mehmet Baykan bilet verdi. Tamam dedi, şey yapacağım dedi, kapattı. Bu da bir işe yaramaz dedi. Dedim ki abi işe yaramaz adamı niye arıyorsun ya? Bak, bu şehir böyle bir şehir. Ama toplumsal karşılığı, hani Ünal'da bir toplumsal karşılık dedim ya. Evet. Toplumsal karşılığı Konya'da değil, Türkiye'nin her yerinde olabilecek karşılığı olan isim Mehmet Baykan'dır. Çok doğru bir tespit. Çünkü hani 30 yıl mı diyeyim, 40 yıl mı diyeyim, aklı erdi ereli sporla ticareti birleştirip herkesin alosuna bakan inanılmaz bir şekilde yani akıllı normal bir şey değil. Yani Mehmet Baykan'ın siyasi olarak değil yani İstanbul'dan en son biliyorsunuz milletvekili aday adayıydı. Evet. O dönemden sonra bile Çumra'da falanca olmuş. Açıyor et ekmek yerken abi selamun aleyküm aleyküm selam hatırını sorayım diyor. Ben vekillerden böyle bir çalışma görmedim. AK Parti'nin bu dönem toplumsal karşılığı olacak dediği adayların başında Mehmet Baykan'da rahatlıkla söyleyebiliriz. İnanılmaz isabetli bir karar. Ziya Altun Yıldız. Evet. Şimdi bürokraside ben Ziya Bey'i daha önlerde bir yerde bekliyordum. Arkalara gitti. İkinde beşteydi. Evet. Alta kaydırdılar evet. Ziya Bey'i. Şimdi Konya listelerinde inanılmaz bir şekilde teşkilatlar, Uğur Başkan, Murat Kurum müdahil oldular bu olaya. Binali Bey'e bile ulaşmışlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza siz söyleseniz şu isim olsa bu isim olsa diye. Sonuçta tabii Hasan Hangi'ye de inanılmaz güveniyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ki yani bugün Hasan Hangi istifa etseydi kesin bir iki Tahir abinin arkasında ikinci sırada olabilirdi. Yani Cumhurbaşkanı'nın vefası hani liderlerin vefası dedik ya. Evet. Lider ne derse işte Hasan abi de onlardan olabilecekti. Tabii Hasan abinin olur dediğine yani teşkilatın diyelim AK Parti il teşkilatın dediğine bazı isimlere bu şehirde bazı abiler de hayır dedi. Onun çatışmasının kurbanı olan isimlerden biri de Ziya Bey. Oysa Ziya Bey inanılmaz bir bürokrasi gücü var. Avrupa'da parlamentoda yabancı diliyle komisyondaki çalışmalarıyla ben iftihar ettim bir isim. Evet. Özellikle sanayi tarafında çok ciddi karşılık buluyor. Altyapısı çok güçlü. Yani daha önceki bakanlıklardaki görevlerinden dolayı anahtar vazifesi yaptı. Sanayici, iş adamı bilmem ne olduğu zaman da herkesin telefonuna çıktı. Danışmanlarıyla birlikte o işi çözmek için yani gümrükte takılmış bir haksızlık var. Evet. Ben Ziya Bey'in birebir o işle ilgilendiğine inanırım. Haksızlık varsa yani bir bürokrasiye takılmışsa onu çözdüğünü biliyorum. Bir de Ziya Bey'in bakın şöyle bir gücü var. Danışmanı diye yanında gördüğüm bayan bilmem nerenin kültür ateşesi bir falanca ülkede. Yani kaliteli insanlarla çalıştı. Duruş bak ha. Şimdi bize baktığımız zaman ne olmalı? Ziya Bey eğer Konyaspor maçında olursa, Konyaspor gol attığında zıplıyorsa bravo. Konyaspor maçına gider. Konyaspor mağlupse, görünmeden böyle tırıs tırıs gitse iyi. Bu şehrin yapısı bu. O kadar üzülüyorum ki bakın. Bu şehirde
Konyaspor'un futbol maçına, basketbol maçına milletvekilleri gidiyor, başkanlar gidiyor. Konyaspor kazandıysa sosyal medyadan paylaşıyorlar. Konyaspor yenemediyse yok. Ya abi gidin ya, gidin ya. Ben gittim kardeşim, iyi günde kötü günde. Yendiğimiz zaman, yenildiğimiz zaman ben senin yanındayım de ya. Bunu var ya, vekiller ve belediye başkanları için demiyorum. Yanlarındaki ekiplerin çapsızlığından diyorum. Ya gidersin Konyaspor maçına, sonuncu takıma yenilebilirsin. Ama ben senin zor zamanında, oynadığın düğünde değil, acı gününde, yenildiğin anda, yıkıldığın zaman türbündeydim. İneceksin soyunma odasına, gençler bu futbol, bu basketbol. Yenmek de var, yenilmek de var diyeceksin. O zaman benim gönlümü fethedersin. Onun için Ziya Bey bana göre bu çarpışmaların ve çatışmaların kurbanı olarak arkalara gitti. Şimdi gelelim kritik alana. İlk 7'de şüpheniz var mı bu arada AK Parti ile ilgili? 7. sırada Ziya Altunyıldız. Ziya abi Baraj. Ben de çizgiyi oradan çektim zaten. Baraj. Oradan ya, üstte mi kalır altta mı bilmiyorum. Baraj. Şahsen ben şunu, hani AK Partili olmadım biliyorsunuz, hiçbir partiye üye de değilim. Ben Ziya Altunyıldız'ı üstlerde bir yerde ve bir şekilde hangi parti olursa olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gereken bir insan olduğuna inanıyorum. %100 aynı fikirde. Neden? Çünkü sanayinin içinden gelmiş. Ya giyinmesini biliyor ya. Fatih'cim gözünü seveyim ya. Giyinmesini biliyor adam ya. Yani şeklen de, konuşmayla da, bilgi birikimiyle de, vizyonuyla, altyapısıyla, kültürüyle. Milletvekili olacak bir insan. Önce onu da söyleyeyim. Şahsen bir tanışıklığımız da yok. Hatta ya benim tanışıklığım var abi. Çok iyi tanışırım. Da ham madde desteği yetersiz dedim diye beni de sevmiyor. Kötü oluyor bana. Ben sizin aranızı yapayım. Tamam. Latif Selvi, gelelim ateş hattına. 8. sıra Latif Selvi. Hem 8. sıra hem de Latif Selvi'yi yorumlamanızı istiyorum. Şimdi işte Latif Bey de ilk başta Konya'da, daha sonra Ankara'da STK'lar adına bilinen isim. İşte toplumsal karşılığı adına. Reis bunun için akıllı ya. Reis Tahir Bey'i koyuyor. Bir, tartışmasız. Niye? Kardeşim, saadetten, faziletten AK Parti'ye giderken Konya'nın kalesinde ilk yanımda duran adam. İstediğiniz kadar Tahir Bey'i ekranlarda görmeyebilirsiniz. Sokağa çıkmıyor diyebilirsiniz. Ya o Tahir Akgüren kendi bir kişiliği. Sosyal medyası yok ya. Ama reisin ona vefası, hani siz Meral Akşener'e demin örnek verdik. Evet. Kılıçdaroğlu'ndan örnekler verdik ya. Evet. Liderler bizi bizden iyi bilip Konya'ya ne versen gider demek istediğim oydu. Konya'ya ne yüklesen Konyalı çeker. Tahir abinin vefası neyse, STK'lardan yani yapılan çalışmalarda toplumsal karşılığı olan isimlerden biri de Sayın Latif Selvi'dir. Onun için orada. Peki. Şimdi 8'den sonrasıyla ilgili çok az zamanımız kaldı. AK Parti'ye çok zaman ayırdık. Birinci burada parti ayıralım o kadar. Şimdi o zaman hadi Toto'yu burada oynayalım. Oynayalım. Kaç bekliyorsunuz? En iyi 8 bekliyorum. En iyi 8. Ha ben bu Konyalı'ya asla güvenmiyorum. O da ben de Konyalıyım da. Aynaya bakıyorum, kendime güvenmiyorum. Çünkü kendi evet. Gölgemden korkuyorum. Tamam. En iyi 8 bekliyorsunuz. Sürprizde kaça kadar düşer? 6. 7 diyeyim ya, 7 çok vicdansızlık yaptım. Abi 7. Bir tane mi oynar? Bu kadar da sürpriz değil. Büyük tabii, sürpriz yok, olmaz. Konyalı, bakın Konyalı Türkiye'de iktidar değişse, yaşanmışlıkları söylüyorum 40 yılda. İktidar değişti diyelim. Konyalı 5 yıl sonra değişir. Bugün değişmez Konyalı. Bakmayın tepkiler var. 3 gün kavga ederler. Ya AK Parti, Konya ne şehri? Tarım şehri değil mi? Yani, Konya spor şehri değil. Konya kültür şehri değil. Konya turizm şehri değil. Hepsi yalan. Söyleyenler hepsi yalan söylüyorlar. Ama Konya %100 tarım şehri. Doğru mu? Doğru. Bana bir tane tarımcı vekil söyler misiniz AK Parti'de? Orhan Erdem diyorlar. Doğru mu? Ya yapmayın. Gözünü seveyim. Kültür Bakan Yardımcısı. Gözünü seveyim. Orhan abi ne zaman çapa yaparken gördünüz? Gözünü seveyim. Yapmayın. Yok değil mi? Gözünü seveyim söyleyin. Ama bir önceki dönemde de biz mesela tarım ekonomisiyle ilgili birini aramak istedik. Bulabildiniz mi? Bizi kime yönlendirdiler biliyor musunuz? Hallet Yemez'e. Tabii. Ya. Halil abi nerede şimdi? Yok, Hallet Yemez zaten programa da çıkıp yorum da yapamadı. Yani düşünebiliyor musunuz? Vekillerin hepsi Hallet Yemez ilgileniyor tarımla dediler. Şimdi çok acı bir şey söyleyeyim mi? AK Parti'nin son bir yıl içerisinde bu sulama işinden dolayı Adana yolu kesildi değil mi? Çiftçiler tarafından. Çiftçiler yol kesti. Tabii, yol kapattılar. Peki
Konya'da çiftçilerle tarım adına hangi milletvekili muhatap oldu? Gerçek çiftçi. Çiftçinin annesi Leyla Şahin Usta. O gitti değil mi? Doktor Leyla Usta hanımefendi gitti, çiftçileri ikna etti. Tarım, su. Ya bakın var ya, ben gerizekalı, ben AK Parti'yi niye eleştireyim ya? Gelen eleştirileri söylüyorum. Burada bir tane tarımcı bir tane vekil yok. Peki bana şey söyler misiniz? Böyle sanayici, iş adamı, çek senet yazan, bankaya giden, defterlerin önünde el pençe duran bana bir tane vekil gösterin. O da yok gibi. Ne gerek belki var ki? Belki Selman Özboyacı'nın ailesi yok, gereği. Yok. Bakın ailesini maalesef karıştın bana. Yani, öyle deme bana şimdi. Şimdi ama bakın, bu vekillerimize saygı duyuyorum. İnşallah 25'i de seçilir. Peki. Ama Konya bu. Ne versen yer. Çok az zamanımız var. Reklamı da yedik bu arada. Hakkını özür helal diliyorum. Etsinler. Reklam verenlerimiz, ben onları telafi edeceğim. Hiç merak etmesinler. Ama bunu kesemezdik yani. Reklam verenler de tahminen bizi izliyorlardır. Ya kesmeyin, devam edin diyorlardır. Son dönem bir rüzgar var Konya'da. Pek çoğuna göre Konyalı rahmetli Necmettin Erbakan'a olan vefasını ödemek için geç de olsa bir manevra yaptı ve yeniden Refah'ta Fatih Erbakan'ın rüzgarı esiyor diyorlar. Ve yeniden Refah Partisi de kendi bir liste çıkardı. Arkadaşlar ekrana şu an yansıttı. Ali Yüksel birinci sırada, Adnan Acar başkanı zaten ikinci sırada. Tüm listeyi okumaya gerek yok. Yeniden Refah'ın bütünüyle ilgili ve ilk iki adayıyla ilgili sizden bir görüş almak istiyorum. Bugün ben haddimi aştığımı, estağfurullah, fitesi boşa aldığımı farkındayım. Estağfurullah. Seni böyle yakalamışken. Ama bir şey söyleyeyim. Özür diliyorum. Ya bak, biz Konyalılarda var ya, ne vefası. Kime vefa göstermişler? Rahmetli hocaya vefa göstereceğiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan varken rahmetlinin adını kim anar ya? Ya burası Konya, gözünü seveyim. Bakın ben Konyalıyım. Doğma büyüme Konyalıyım. Ankara'yı, İstanbul'u, parayı, pulu, her şeyi bıraktım. Cenab-ı Allah bana hayırlı bir ölüm verirse beni götürün Konya'da Sille mezarlığına gömün diye vasiyet ediyorum. Ya bizde vefa ne gezer? Bizde dua ne gezer? Ne yeniden Refah Partisi? Hoca rahmetli oldu, o iş bitti. Ya adını caddelere falan daha yeni veriyoruz. Allah'ını severseniz yıllar sonra ya. Onlar göstermelik. Hoca rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. Yaşasın yeni kral Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ya gözünü seveyim, burası Konya. Bakın çok kıskanıyorum, ben fesatım. Ne Karadenizli olabiliriz, ne Güneydoğu, Doğu Anadolu gibi adam olabiliriz. Dik duramayız biz. Biz rüzgar nereden esti? Akyokuş'tan eserse o tarafa döneriz. Ova'dan eserse o tarafta. Gedavet eserse o tarafta. Tıpın meram. Ya biz öyleyiz. Sadece tek farkımız var. Bak bir şey söyleyeyim. Ya yanılırsam ne olur bana düzeltin. AK Parti açıkladı. 300 vekilden 200'ü değişti. %70 vizyon değişti. Ya Konya niye değişmedi? Konya 5 yıl sonra değişir. Peki bir önceki seçimde CHP listelerinde tartışma konusu oldu. CHP konusunda konuştuk. Saadet Partili bir aday vardı. Hatta Türkiye'nin tek milletvekiliydi Sayın Karaduman. Oradan seçilmişti. Bu dönemki listelerde Saadet Partili bir aday göremiyoruz. Bu sizi şaşırttı mı? Yok, gördüler çünkü Saadet Partisi, yani özür diliyorum. Bakın Saadet Partililerden özür diliyorum. Hüseyin Başkan'ı çok seviyorum. İnanılmaz kaliteli bir adam. Ama Konyalı'yı, ya Konyalı'yı, Saadet Partili de olsan, AK Partili de olsan, CHP'li de olsan, MHP'li de olsan, bizim ağrımıza ne gidiyor biliyor musunuz? Aynaya bakıp gerçeği görmek ağrımıza gidiyor. Biz buyuz ya. Ben bir Konyalı olarak, bir Konya ekranında Konyalı'ya sitem etmekten zevk mi alıyorum? İçim yanıyor ya, içim yanıyor. Ağzından kötü bir şey çıkmaması için kendimi frenliyorum. Ama biz buyuz. Ya bir tek Allah'ın kulu da çıksın, bana hayır desin. İşte bakın kaç tane mesaj geliyor ya. Kızıyorlar aman, değil mi size? Aman abi sakin ol, başına iş açacağım. Kızgın emojiler görüyorum sizin WhatsApp'ınızda. Yani kötü de, yani yalan söylüyorsun diyen yok. Yanlış diyorsun diyen yok. Aman abi sakin ol. Abi yani ne zaman söyleyeyim, gözünü seveyim ya. Yani gerçeği söyleyeyim, bakın hiç eleştirdiğim siyasilerin hiçbirinin şahsına hakaret etmiyorum. Mesleğine hakaret etmiyorum. Kimliklerine, kişiliklerine, partilerine haksızlık etmiyorum. Öyle bir gücüm yok. Haddimi bilirim. Hepsi en iyi. Hepsi bir numara. Hepsi gökten indi. Hepsi sütten çıkmış ak kaşık. Ama şehrin haline bir bakın ya. Partisi falan önemli değil. Hepsi aynı.
Konya'ya nereden getirirsen getir. Bu bugün AK Parti için değil. Alaska'dan getirsen de seçilirsin. Dün de böyleydi. Ondan önceki gün de böyleydi. Burası Konya. Niye Trabzon'da olmuyor? Niye Ordu'da olmuyor ya? Niye Erzincan'da, Elazığ'da olmuyor? Niye Diyarbakır'da olmuyor? Niye Batman'da olmuyor? O zaman ben şöyle notlar aldım. Sizin söylediklerinizi özetlemek benim haddime değil. Estağfurullah, hayır. Hani arada açanlar olmuştur diye söyledim. Güzel de yorumlar alıyoruz bu arada. Devamlı teşekkür ediyorum. Geliyor sayenizde. Estağfurullah. Ben de hep böyle reytingim sıkıştı mı herhalde sizi çağırıyorum. Estağfurullah. Ben gelirim, gelirim. Diye sizi gelirim. Sizi hayır hayır, estağfurullah. Seçim döneminde sizden sözümüzü de aldım zaten. Daha söz. Etkili yayınlarda. Bana şey olmadı. Yok değil mi? Sansür olmayacak değil mi? Bizde hiçbir zaman olmadı ki. Bizim peki. Bir tek biliyorsunuz HDP sansürümüz var. O da devam ediyor. Tabii tabii. Ama şu da var. İşte güvenlik güçlerimiz HDP ile ilgili bir aksiyon aldıysa o haberi de veririz. Biz alerjide değiliz. Bir gün HDP'li bir milletvekili, başkan, eş başkanı mıdır nedir, onların öyle şeyleri var, çıkıp derse ki PKK bir terör örgütüdür, masum şehit ettiği insanlar bu ülkenin insanlarıdır dediği gün onlara da burada mikrofon veririz. Dertlerini, sorunlarını anlatsınlar. Yani terörist olmayı bıraktıkları gün onlara da mikrofon verebiliriz Uğur Bey. Ama beni o programa çağırmayın. Yok. O programın çok talibi var. Şimdi ana konu Konya ve Konyalılarla ilgili bir kere bütün payda şurada birleşiyor. Sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla kaç parti analiz ettik? Bütün partileri tek tek etmeye de gerek kalmadı anladığım kadarıyla. Bir, partilerin il başkanları, il yönetimleri, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri, burada bir sürü etkili bilmem neleri var. Ama anladığım kadarıyla kulunun ötesinde çok da bir etkileri yok. Çünkü buradaki il başkanlarının listeleri, buradaki il başkanlarının yanlarına isim koydukları, kollarına girdikleri insanları biz ya listelerde göremedik ya da iki parti çıkaracak partilerin 10. 11. sıralarında görebildik. Birincisi ve üzüntü verici bu. İkincisi sizin söylediğiniz alışkanlık, bazı alışkanlıklar var. O alışkanlıklar Türkiye'nin geri kalan 80 ilinde hızlı dönüş gösteriyor. İl yönetimleri, parti yönetimleri, merkezleri de buna karşılık veriyor. AK Parti dahi %70'ini değiştiriyor milletvekili profilinin, ama Konya'ya buna gerek duyulmuyor ya da Konya'da buna ihtiyaç yok. Söylemlerinizden i̇şte bunu çıkarıyorum. Ama tablo orada, yani yanlış mı söylüyor? Yok yok, matematiksel olarak söylediğim. Ya Aksaray doğru. Değişiyor ya, Aksaray değişti, Konya değişmedi, biliyor musun? Aksaraylılardan özür diliyorum. Evet, üçüncü sırada da şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Konyalılar bütün bunlar yapılıyor, ediliyor ama Konya kendi içinde kendi ihtiyaçlarını bilen, tarım şehri ise tarımcılardan ağırlıklı bir milletvekili listesi, sanayi şehri ise sanayicilerden oluşan ağırlıklı listelerle eğer Ankara'da temsil edilmediği müddetçe Konya genel başkanların listeler belirleyeceği ve kaderini belirleyeceği bir şehir olmaya devam edecek. Doğru anlamış mıyım? %100 doğru. Ya bakın, tarım diyorsunuz ya, belki de bana kızacaklar ya, bu şehrin tarım şehri ya, tarımı kim şey yapar? Borsa değil mi? Abi borsadan niye borsa başkanı yok? Geçen dönem Uğur Kaleli vardı. Hüseyin Çevik. Bakın yani Hüseyin Çevik'le bu işleri konuşmadım. Ama bana yani böyle karşıma oturduğu zaman su niye gelmiyor diyemezler de. Vekil olunca onu diyemezler de. Ama kapıyı kapatıp ekran indiği zaman şu tarafta çay içerken gerçeği söyleyebilecek tarımcı yok. En azından komisyonlarda görev alabilir. Alırlar, aldılar. Recep Konuk vardı. Uğur Kaleli vardı. Profesör Doktor. Bizim hoca vardı Selçuk Üniversitesi'nden. Çok sinirlendiğim için unuttum. Bir tane, üç tane inanılmaz tarımcı hoca vardı. İnanılmaz. Ama ne diyeyim? Peki. Yani şimdi niye yok? Yani bakın, yani aynı partiden bahsediyorum. Hı hı. AK Parti'nin üç tane efsane tarım milletvekili vardı. Ama bugün yok. Dün de yoktu. Çünkü niye, Konya'ya gerek yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar akıllı ki. İnanılmaz satranç oyuncusu. İnanılmaz. İşte bir kandırdılar İstanbul'da, Ankara'da öyle kaybettiyse 20 yıldır seçim kaybetmiyor. Şimdi seçim totomuza başladım. AK Parti'ye minimum 6, maksimum 8. 8, evet. Geliyoruz CHP'ye. İl başkanına göre 5. 2, çok iyi ihtimal 3. 2, 3 dediniz. İYİ Parti? Şu anda 1,5. Oo. Maalesef. 1,5. O zaman 1 ile 2 mi diyeceğiz ona? Vallahi 3 ihtimali var mı? Denk getirelim. Senin hesabın çok kuvvetli. Özür diliyorum. Babaoğlu. Şimdi yazıyorlar. Evet, Babaoğlu'ymuş. Mehmet Babaoğlu. Doğru. Mehmet Babaoğlu hocadan özür diliyorum.
3 tane efsane tarımcı vekilimiz vardı. Evet. Ne kaldı? AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP. 1. Oo. Benim matematik hocalığım var biliyorsun değil mi? Çok unuttum kattır herhalde. 2 çıkar mı? 2 de çıkmaz diyorsun. Yani şu kavgalı ortamda çıkmaz ama yarın MHP'li ülkücü arkadaşlar vazgeçerlerse çıkar. Evet. Denk gelmiyor değil mi? Elimde 2 milletvekili kaldı. Ya. En yüksekte, en düşükte elimde 8, 9, 10, 5 tane kaldı. 5 tane mi kaldı? Çok not kırmışım ya. Evet. İşte birini İYİ Parti'ye verelim. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP. HDP milletvekili çıkarır mı? Çıkartamaz. Neden? Çünkü maalesef bizim Konya'daki Kürtler de bizim gibi asimile oldukları için onlar da maalesef kendi adlarına maalesef diyorum. Peki bu denklemde başka bir partiden şey yok, ilave edeceğiz. Yani ilave edeceğiz. Tamam. İYİ Parti'ye 1 diyeceğiz. İYİ Parti'ye 1 ekliyoruz. 1 diyeceğiz. İşte MHP 1,5 diyeceğiz. CHP'nin buçuğuyla onu 1 yapacağız. Yani şimdi artık oylarda. Evet. AK Parti o zaman 8 olur. Gibi. 8'e çıkar gibi. Uğur Öztekin muhteşem bir program. Estağfurullah. Nefes nefese geldik. Çok kıymetli değerlendirmeleriniz var. Çok güzel yorumlar var. Estağfurullah. Biz sizinle bir araya geldiğimizde biraz eldivensiz konuşuyoruz. Estağfurullah. Ben profesyonel yöneticiyken sizin konuğunuz oluyordum. Geliyordum. Ne güzeldi ama çok değil mi? Çok güzeldi programlar. O programlar güzeldi ama değil mi? Hiç unutmuyorum. Uğur Öztekin programı şöyle açıyordu sevgili izleyiciler. Yanımda bir konuk var. Onun da benimle ne zaman ne diyeceğimiz belli değil. O yüzden banttan çekiyoruz. Öyle yani. Biz bugün canlı yayınlıyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sürçülisan etsem herkesten özür diliyorum. Hiçbir partiyle, hiçbir vekille yani kötü manada sorunum yok. Ben sadece İYİ Parti'yi eleştiriyorsam İYİ Parti'nin içerisindekilerden aldığımı söylüyorum. MHP'yi eleştiriyorsam MHP sıralamasında olan vekil nin dönüşünü söylüyorum. Hı hı. AK Parti'yi eleştiriyorsam isim veriyorum. İş adamından bürokratına, reise vereceğim, AK Parti'ye vermeyeceğim dediklerini duyduklarımdan üzerime aldıklarımı burada boşalttım. Elektriği evet. Burada boşalttım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık sevgili izleyiciler. Seçim özel yayını yaptık bugün. Pazar günü normalde bizim yayınımız yoktu. 10 dakikada süremizi açtık. Yüksel'den çok özür diliyoruz. Bizden sonra Yüksel Var Spor programında hiçbir yere ayrılmayın. Direkt arkadaşlar çok kısa bir aradan sonra hemen Yüksel'e geçecekler kıymetli konuklarıyla. Artık SAT'a girdik. Adaylar belli oldu. Uğur Öztekin'in tabiriyle 3 gün sahura kadar okey oynayacağız. Dedikodu yapacağız, kızacağız, bağıracağız, çağıracağız. Belki istifalar olacak. Perşembe, Cuma günü sular durulacak. Perşembe, Cuma günü TV42'de seçimin yıldızı olmaya adayız. Hiç mütevazı değiliz. Çok net söyleyeceğiz. Birebir kimsenin çıkaramadığı buradaki adayları, aday adaylarını buraya çıkaracağız. Belki de yapılmayacak kadar cesur söylemleri olan insanları canlı yayında, banttan yayında buradan size söyleyeceğiz. Seçim özel programları yapacağız. Haber saatimizi uzatacağız. Haber saatimizin içerisinde konuklarla şekillendireceğiz. Çünkü bu ülkenin önümüzdeki 5 yıl belki de çok önemli bir aslında yol ayrımındaki olan seçimle ilgili size her zaman olduğu gibi en doğru, en objektif ama her şeyden önemlisi en cesurca olan yayınları sunmayı elimizdeki imkanlar nispetinde taahhüt ediyoruz efendim. Tekrardan bizimle olduğunuz için bu uzun zamanda teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık.